Evet arkadaşlar 3. fasikülümüzün konu anlatımına devam ediyoruz. İslam dünyası liderliği ve Yavuz Sultan Selim'i anlatıyoruz. E, lütfen dikkat edelim artık İslam dünyasının liderliği diye bir ifade kullanıyorum. Haritada baktığımızda bu sarı gördüğünüz alan e, Yavuz Sultan Selim döneminde Fethedilmiş alanlardır. Ee, oldukça fazla toprak fethetmiştir ki bakın Yavuz Sultan Selim diyor tahtı devraldığında bakın o toprakları kaç katına çıkarmış? Zaten 8 yılda 80 yıllık fetih yaptı derler Yavuz Sultan Selim için. Ee, Yavuz Sultan Selim'in tahtı ele geçirmesinden bahsedelim. İkinci ee, Bayazıt'ın 3 oğlu vardı Korkut. Ahmet ve Selim arkadaşlar. Ee, özellikle Selim dediğim Yavuz Sultan Selim Trabzon sancak beyi olarak e, görev yapıyordu. Trabzon'daydı arkadaşlar. Şehzade Selim İran ve Gürcistan toprakları ile sınır olan Trabzon'da bulunduğu için e, özellikle e, bu bölgede Safeviler ve Gürcülerin faaliyetlerini e, iyice takip edebilmiş ve onlarla da büyük mücadeleler içerisine girmiştir. İkinci Bayezid'in otoritesi oldukça zayıftı. Hatırlayın bir önceki videomuzda anlatırken ikinci Bayezid döneminin yükselme içinde duraklama dönemi olduğunu, işte Cem Sultan olayının yaşandığını, Şahkulu isyanının yaşandığını, çok büyük fetihlerin olmadığını anlatmıştım. İşte Yavuz Sultan Selim de bu durumdan oldukça rahatsızdır arkadaşlar. Ve ee, arkadaşlar taht mücadelesinde e, başlangıçta başlangıçta e, bakın e, babasından Rumeli Sancak Beyliği'ni istemiş ve e, Semendira Sancak Beyliği kendisine verilmiştir ki e, İstanbul'a yakın olabilmek için, bunu yapmıştır. Osmanlı devletinde şehzadelerine Hristiyan kültürünün egemen olduğu Rumeli'den hiçbir zaman sancak vermemiştir. Hep Türk ve Müslüman kültürünün egemen olduğu alanlardan sancaklar vermiştir. Bunu tek istisnası Selim'e verilen Semendire sancağıdır. Yani Yavuz Sultan Selim'e kadar kıymetli arkadaşlarım bizim Osmanlı şehzadelerine Rumeli'den sancak verilmemiştir. Bunu da unutmayalım. Ee, özellikle ikinci Bayezid ve devlet adamları Şehzade Ahmet'in padişah olmasını isteyince tabii ki Selim babasına karşı ayaklanmıştır ve karıştıran savaşını yapmıştır. ve bu savaşı da kaybetmiştir arkadaşlar ancak yeniçeriler Ne Ahmet'i ne de Korkut'u istemişlerdir. Selimi padişah olarak görmek istediklerini ikinci Bayezid'e iletmişler ve ikinci Bayazıt'ın yerine kim artık tahta geçmiştir? Yavuz Sultan Selim tahta geçmiştir. Yani Yeniçerilerin desteğini alarak Yavuz Sultan Selim tahta geçmiştir arkadaşlar. Ve e, tabi ki Ahmet ve Korkut kardeşlerini bertaraf etti ve hemen Doğu siyasetine yöneldi arkadaşlar. Ee, biz deriz ki isterseniz bunu küçük not alın. Yavuz Sultan Selim hep doğuya yönelmiştir. Bunun iki temel nedeni vardır. Birincisi Türk İslam lideri olmak istiyor. İkincisi bu dönem aslına baktığımızda ciddi sorunlar doğudan gelmiş. Safevi de tehlikesi vardı. İran'da kurulan Safevi devleti. Yine Memluklar bizim için tehlike oluşturuyordu. Önce Osmanlı-Safevi ilişkilerine sizinle hadi bir bakalım arkadaşlar. Bakın ee, Safeviler ee, Anadolu'daki konar göçer Türkmenleri. Sürekli ayaklandırıyorlardı yani onlar üzerinde büyük bir nüfuzları büyük bir güçleri vardı Şahkulu isyanını anlatırken de bundan bahsetmiştim e, ve bakın özellikle Türkmenler üzerinde sistemli olarak harekete geçip onları sürekli isyana teşvik ediyorlardı. Ee, İpek Yolunu bakın e, tamamen e, o limanları ele geçirmeye çalışıyorlardı. E, Safevi devlet destekli çıkan isyanlar dedim sosyal ekonomik durumu bozuyordu. E, bunu Yavuz Sultan Selim önlemek istiyordu. Yani Safeviler Doğu'da büyük bir tehlikeydi bizim için. E, bunun için de Safeviler üzerine sefere çıkmıştır ve çaldıran savaşı Safevilerle. Osmanlı devleti arasında 1514 yılında gerçekleşmiştir e, ve e, arkadaşlar e, bu savaşın sonucunda e, Şah İsmail ağır yenilgi uğramıştır. Peki hocam sonuç ne? E, Safevilerin başkenti Tebriz ve Doğu Anadolu illeri tamamen Osmanlı topraklarına katıldı. Yani Doğu Anadolu bizim oldu. Hele dikkat edin, bakın Safevilerin başkentini almışız. Osmanlı sarayında doğu siyaseti hakkında danışmanlık yapan İdrisi Bitlisi, Çaldıran Savaşı'ndan sonra Bitlis, Cizre, Siirt, Urfa, Musul gibi güney ve doğu vilayetlerin barış yoluyla Osmanlı yönetimine geçmesinde görev almıştır. İdrisi Bitlisi'yi de unutmayalım arkadaşlar. Osmanlılar işte e, Tebriz-Halep ve Tebriz-Bursa İpek yolunun kontrolünü ele geçirdiler. Biliyorsunuz İpek yolunun birçok güzergahı vardı. Artık hemen hemen bütün güzergahları bizim elimizde. E, Tebriz'e giren Yavuz tüccar, sanatkar ve ilim insanlarını İstanbul'a götürmüştür. Bakın ne kadar önemli bir şey. Ve e, Çaldıran Savaşı'ndan sonra Dul Kadir oğullarına Turna Dağı Savaşı'yla son vermiş Yavuz Sultan Selim ve Anadolu'da da böyle de böylece kesin Türk siyasi birliği sağlanmıştır. Yani Yavuz Sultan Selim önce Safeviler üzerine çaldıran savaşı yapmış. İran sorununu geçici de olsa çözebilmiştir ve Doğu Anadolu toprakları Osmanlı Devleti'ne katılmıştır. Bunun dışında yine bu bölgedeki Dul Kadiroğullarına Turna Dağı Savaşı'yla son vermiş. Şuradaki uyarı çok önemli. Anadolu'da kesin Türk siyasi birliği sağlanmıştır. Yani Anadolu'daki bütün beylikler artık Osmanlı Devleti'ne bağlanmıştır. Gelelim muhteşem Mısır seferine. Mısır seferini Yavuz Sultan Selim Memluklar üzerine yapmıştır ki iki tane savaştan oluşur. 1516 Mercidabık, 1517 Ridaniye savaşları. Bakın Osmanlı Memluklulara bağlı Dul topraklarına katınca Osmanlı Memluk ilişkileri artık çatışmaya dönüşmüştür. E, i̇ki devlet arasında e, Türk İslam liderliği e, var arkadaşlar mücadelesi var bu mücadele var. E, Cem Sultan'ı himaye etmişlerdi zaten ilişkiler gerilmişti yani şehzadeleri de himaye ediyorlardı. E, ve bakın Yavuz Sultan Selim Memluk Sultanı Memluk Sultanı arkadaşlar Yavuz Sultan Selim Memluk Sultanı Kansu Gavri'nin Şah İsmail ile anlaştığını düşündüğü için e, buraya sefere çıkmıştır. Ve savaşı kazanarak Suriye, Filistin, Lübnan topraklarını almıştır. Mısır seferinin birinci ayağı Mercidabık Savaşı'dır. Ve bakın Suriye, Lübnan ve Filistin'i almıştır. Daha sonra Yavuz Kahire üzerine yürümeye devam etmiş ve Ridaniye Savaşı gerçekleşmiştir arkadaşlar. Ridaniye Savaşı ile birlikte artık ne olmuştur? Memluk Devleti yıkıldı. Osmanlı Devleti İslam dünyasının liderliğini ele geçirdi. Suriye, Filistin'e ek olarak Mısır ve Hicaz, Mekke, Medine toprakları da Osmanlı eline geçmiştir. Ee, arkadaşlar Hicaz'a egemen olan son Türk devleti Osmanlı'dır. Hicaz bölgesi Mekke ve Medine'nin olduğu kutsal topraklar. Peki e, Mısır seferinin başka sonuçları nedir arkadaşlar? Artık 3 kıtada toprağı olan bir imparatorluktur Osmanlı. Değil mi? Afrika'da da toprağımız var. E, Venedikliler Kıbrıs adası için ödediği vergiyi Osmanlı'ya ödeyecekti. Bir ekonomik gelirdir. E, arkadaşlar Baharat yolu Osmanlı devletinin eline geçmiştir Ama bir uyarı Bu notu alırsanız sevinirim Daha önce sınavda da çıkmıştı Osmanlı baharat yolunun uzun süredi çok faydasını göremedi Çünkü Avrupalılar Coğrafi keşifler yapıp yeni yollar Bulacaklar Bu güzergah bir süreliğinin önemini kaybedecek Arkadaşlar ee, Abbas Harifesi'nin elindeki kutsal emanetler İstanbul'a getirmiştir. Topkapı Sarayı'nda Hırkayı Şerif Dairesi'nde korumak altındadır. Ee, Yavuz ilk defa, ilk defa e, Hilafeti Ulya, Büyük Hilafet tabirini kullanarak Halife ünvanını da üzerine almıştır. Böylece ilk Türk İslam halifesi de kim olmuştur? Yavuz Sultan Selim. Bakın İslam alemini temsil edildiği en yüce makama Hilafeti Hulya demektedir arkadaşlar. Yandaki sütuna bakın kutsal emanetlerin neler olduğundan bahsetmiş. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hırkası, kılıçları, ayak maskı, işte okları, yayları, mührü gibi birçok arkadaşlar emanet bize getirilmiştir. Yavuz Sultan Selim dönemini de burada tamamlamış olduk gençler.